Paylaşalım paracıkları. Hem ne demişler? Gaz gelen yerden tavuk esirgenmez. Deline bak. Ya beni öldüreceksin ağından duramazsan. Henceden gidiyordum ha. Kabak, sen ne zaman arlanıp uslanmayı düşünüyün? Ha? Bak ne diyor? Uslanıp arlanmaymış. Sen eskiden çiftliğin kilerinden erzak çalıp getirmiyor muydun? Yiyor içiyorduk. Şimdi ne oldu? Artık kızıyorum arkadaş. Bundan böyle çalmak yok. Ben çalmıyorum ki erenler. Allah Allah. Alan razı, satan razı. Hem ne oluyor o arada dolaşan kuyruklu tazıya? Kim astı lan bunları buraya, ha? Ha mahalleli. Mahalleli he? Fakir fukara yani. Sırtında taş taşıyan ırgat öyle mi? Üç kuruş için toza çamura belenen işçi, ha? Ya sen hiç tutarmıyor musun ya garibanın parasını alıyorsun kardeşim? Sök bu paraları buradan kabak çabuk hadi. Etme Ramazan yapma. Sana çabuk sök diyorum kabak. Ya benim maaşımı da bak Bereket Baba verecekti. Ya yürü kalk git sök. Delilendirecek beni ya. Hala Bereket Baba diyor. Sök. Bakar mısın nasıl dolamış ya? Yürü. Ya yürü. Allah Allah hadi hadi. Ne var? Yaptırma bana bunu Ramazan. Yazıktır, günahtır. Ne yer, ne içeriz? Ya Hafız, beni dellendirme. Şuraya bak, insanlar burayı ziyarete çağırmış oğlum. Ay ya. Ya yapamam. Yapan. Haydi. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun Hafız Efendi? Çarpılacaksın. Mübarek ağaç kesilir mi hiç? Abo delirdi zar. Ya yok deliren meliren kardeşim. Bakın Hafız Efendi size bir şey söyleyecek. Hafız Efendi dün anlayın bir rüya görmüş biliyor musun? Hayır inşallah. Hayır hayır. Anlat. Ha ben dün gece bir rüya gördüm. Ha. Bereket Baba dün gece rüyamda bana geldi. Dedi ki, bundan kelli, hiç kimse benden medet ummasın dedi. Ha. Herkes kendi alın terayla çalışsın, kazansın dedi. Uzun lafın kısası, nerede beleş oraya yerleş yok demiş. Kardeşim, sen önünü kış tut, yaz çıkarsa zaten batıra ya. Öyle değil mi? Bir de dedi ki, ha. Hiçbir iş yapmadan, çalışmadan rızık olmaz. Çok güzel söylemiş, yemin ediyorum herhalde. Evet, başka ne dedi? Bu söylediklerimi herkese söyle dedi. Başka ne dedi, onu da söyle. Sonra ağacı kes. Fakir fukaraya dağıtım edin. Yemin ediyorum çok güzel söylemiş Eren'le. O zaman ne yapıyorsun Hafız? Yapıştır. Bacım şöyle açılın. Maşallah maşallah. Dükkanlar iyiymiş. Allah haklısın. Sağ olasın. Vallahi bu sefer parayı okkalı kırmışsın Mahmut ha. Yani böyle giderse yakında hiç vermeyeceksin. Parayı mı kırmışım? He. Yo, geçen seferkinin aynını verdim. Demek geçen seferkinin aynını verdim. Elbet. Ne anlaştıysak onu veriyorum. Şey, senin kavlimiz neydi? Bilmiyor musunuz? Sen de hele. Fabrika fiyatının yarısı işte. Ya helal baba, baba. Helal, helal, helal. Doğru mu din Mahmut'a?
He, Reşit'le en baştan öyle anlaştık. Demek ki Ketenpere'ye geldik. Ah ulan Reşit, ah. Ben sana bunun hesabını sormaz mıyım? Yeni mevsim Fransız modaları gelir gelmez arayacaksınız. Unutmayın madam. Sizi unutulur muyum hiç? En zariflerini sizin için ayırılacağım. Sayende büyük ayrıcalık yaşadım. Çok mersi. Rica ederim nenem. Etrafımda şık kadınlar görmek beni ziyadesiyle memnun ediyor. Ben de çok memnunum madam. Emma moda hususunda Paris'i aratmayacak. Çıktı şimdi başımıza ya. Yok resmiydi, yok davetiydi. Hiç derdi bitmiyor yemin ediyorum. Boşuna dememişler bacım. Gelen gideni aratır diye. İşte o kadar. Halide Hanım yüz veriyor bu soykaya ya. Yoksa Müzeffer Bey'in umurunda bile değil. Ne? Umurunda değil mi? Tabii canım. Tomofiline seni koyup gezdiriyordu adamcağız. Yahu el alemin tomofilinden, gezmesinden size ne? Boş yere konuşup da durmayın. Aman be. Senin yanında da iki çift lafın beli kırılmıyor ha. Hadi hadi. Ben senin belini kıracağım şimdi. İşimiz çok çabuk olsun. Vakit ayırdınız. Teşekkür ederim. Sebebi ziyaretiniz? Efendim, Serap Hanım adına burada bulunmaktayım. Kendilerinin avukatıyım. Avukatı mı? Evet. Serap Hanım boşanmak için bana müracaat ettiler. Boşanmak için mi? Serap Hanım'ın tek isteği boşanmayı bir an önce neticelendirmek. Ben her şeyi hazır ettim. Bir nüshasını size bırakıyorum. İncelemek istersiniz diye. Serap Hanım'ın sizden nafaka ya da tazminat gibi bir talebi yok. Siz bir bakın. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey olursa birkaç gün sonra uğrayacağım. Ama tekrar etmemde fayda var. Serap Hanım'ın tek isteği bu işi en kısa sürede neticelendirmek. Hayırlı günler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.